Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlilde'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Sandy Cork, editörü, gazeteci Ergin Birhan. Ergin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, bugün üç konu konuşacağız. Öncelikli olarak Azerbaycan-Ermenistan arasında süren bir savaş var. Bu savaşın Türkiye'ye yansımasını konuşacağız. İkinci olarak da Hazine ve Maliye Bakanı bu sabah saatlerinde yeni ekonomi paketini açıkladı. Bu ekonomi paketi içerisinde açıkladığı paketin içerisinde ne yükselen döviz kurları vardı ne de artış hızlı vardı. Bunları konuşacağız. Son olarak da Halk Demokratik Partisi'nin Cuma günü yapılan operasyonu konuşacağız. Bugün Ali Ergin Demir'le birlikte ilk önce şuradan başlayalım. Ermenistan-Azerbaycan savaşından başlamak istiyorum. Bu Türkiye'nin yansımasını aslında merak ediyorum ben. Şimdi baktığımız zaman televizyonlardan takip ettiğimiz kadarıyla birçok medya kuruluşu sürekli bir Azeri yetkililere, Azerbaycanlı diplomatlara, büyükelçiliklere baktığımız zaman tek taraflı bir yayın var. Hiç böyle yani Ermenistanlı bir yetkili ya da bir diplomat herhangi bir gazeteci de medyaya çıkmıştı. Yine bunun İstanbul'da vücut bulmuş hali de var ne yazık ki. Biliyorsunuz dün galiba Azerbaycan bayraklı bir grup araç Ermeni Patrikhanesi'nin önünden konvoy ve aslında Türkiye'deki Ermeniler de tekrar bir dinliğin içerisine girdi. Bu savaşın Türkiye'ye yansıması nasıl olur sizce? Yani aslında savaşın Türkiye'ye yansıması ifadesinin yanına belki de şunu söylemek gerekiyor. Bu savaşın bu hali Türkiye'nin iç ve dış politikasının Güney Kafkasya'ya yansıması bir tarafıyla da. Çünkü Dağlık Karabağ sorunu 10 yılların sorunu, sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir sorun olmaktan da çıkmış durumda. Uluslararası bir çözüme kavuşturulması mümkün. O da savaşla olamayacağını herkes biliyor. Yani bir takım askeri kazanımlar elde edilebilir, iki ülke birbirine zarar verebilir ama bu sorunun böyle çözülemeyeceğini herkes biliyor. Ama Temmuz'daki çatışmanın ardından tatmin edici bir denge oluşmayınca taraflar açısından Türkiye'de bir daha doğrusu AKP iktidarda bir dış politika zaferi peşinde koşan ama Suriye'de umduğunu bulamayan, Libya'da umduğunu bulamayan, hatta ağır yenilgiler ve fiyaskolarla karşı karşıya kalan Doğu Akdeniz'de daha keza böyle. AKP iktidarı şu anda Güney Kafkasya'da şansını deniyor. Yani çatışmanın ardından yapılan açıklamalar da sanki çatışmanın ardından değil, çatışmanın öncesinde yapılmış bir takım açıklamalar varmış. Ve bu savaş biraz da AKP iktidarı tarafından özellikle teşvik edilmiş gibi görüyoruz. Çünkü iki şeyi de biliyoruz. Silahlandırma var. Yazın imzalanan bir askeri mali anlaşma var. Bu askeri mali anlaşmayla Azerbaycan'a verilen bir 200 milyon var. Ve Türkiye'den gönderilen bizim Sandy Cork'ta yaptığımız Arap muhalif Suriyeli medyaya yansıyan, ödün Reuters'e de yansıyan cihatçıların Güney Kafkasya'ya gönderilmesi gibi bir durum var. Hani burada Türkiye bir çözüm gücü olarak değil, maalesef bölgesinde bir çatışma teşvik eden, çatışmaya taraf olan ve sonuçsuz bir çatışmaya taraf olan bir güç olarak orada bulunuyor. Bunun dış politikada nasıl bir getirisi olur? En fazla Türkiye şunu demiş olur: beni de hesaba katacaksınız bir takım denklemlerde ya da Azerbaycan üzerinde bir takım emperyal hevesler, yani silah şirketleri ve enerji şirketleri üzerinden. Bu da bu devler sofrasında Türkiye'ye ne düşer, ne kadar pay kapabilir bilmiyoruz ama iki tane Bayraktar SİHA sattım, işte bir askeri mali anlaşma imzaladım, bir takım ekonomik anlaşmalar imzaladım diyerek Türkiye, AKP iktidarı bunu deniyor. Ama en nihayetinde gün geliyor ABD'nin, Rusya'nın ve Avrupa Birliği'nin, yani parası, silahı, sermayesi olanın ve burada boyu büyük olanın ya da bağımlı olmayıp diğerlerini kendine bağımlılaştırmış olanın, Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkeleri kendine bağımlaştırmış olanın düdüğü ötüyor. Yani kısa vadede bir şoven atmosfer var. Bunun Azerbaycan ve Ermenistan'a ne kazandıracağı, meçhul yani Azerbaycan işgal altındaki topraklarını savunduğunu söylüyor. Ermenistan kendi kaderini tayin eden, bağımsızlaşan bir
bölgeyi Azerbaycan'dan savunduğunu söylüyor. Herkes kendini haklı çıkartmaya çalışıyor ama haklı ya da haksızın çok da net olmadığı, ancak konuşarak çözülebilecek bir durum, sorun karşısında çatışma var. Bu çatışmada her iki ülkenin de aleyhine Türkiye'de kötü bir imaj çizmiş oluyor. Yani kötü ben, komşularımın, diğer bölge halklarının çıkarları aleyhine, kendi kısa vadeli çıkarları için davranan bir iktidarım demiş oluyor AKP iktidarı. Bu AKP iktidarıyla Türkiye'yi ne kadar özdeşleştirirsek o kadar da Türkiye'nin aleyhine olacak. Sonuçta 20 yıldır biz yönetenler onlar ama Türkiye AKP demek değil. Bunu da söyleyebilmek gerekiyor. İşin şey tarafı bu. Dış politika ve AKP'den hesapları ama bir de içeride kışkırtılan şovenizm tarafı var. Yansıması var bir de bu kısmın. Yani şeyi şaşırmayalım. AKP bir savaş, Türkiye bir savaşa giriştiğinde CHP, MHP, yani MHP'ye hadi geçtik. CHP ve İYİ Parti oraya dizilecektir. Ben bunun özellikle sol kesimde CHP'de basiretsiz bakanan gittiler, işte korktular falan. Bu eleştirileri haksız demeyeyim de safiyane bulduğumu söyleyeyim. Çünkü bu CHP'dir ya da bu İYİ Parti'dir, bu MHP'dir. Yani Türkiye'de bizim yasalar ya da seçimlerle belirlenmeyen bir siyaset düzlemimiz vardır. Ona biz kontrgerilla deriz bir kısmımız. Evet. Bazıları başka türlü adlandırabilir. Bu da bu partilerin ittifak zeminidir ve işte bir bakarsınız nasıl ki Yeni Kapı'ya koşa koşa gidiyorsa Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir savaş çıktığında da kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmaksızın ya da Yunanistan'da bir savaş gerilim durumu çıktığında Türkiye CHP'yi de barışçı bir dille değil bir başka dille orada bulacağız. AKP'nin yanında göreceğiz. Bu sadece AKP'nin yanında olma durumu değil ama bu devletin ya da ulusal çıkarların gereği midir diye sorarsanız ulusun bir parçası bizsek ya da ulus 83 milyondan oluşuyorsa değil. Yani kontrgerilladır bu ulusal çıkarlar değil. Bu basitçe milliyetçi şey nasıl diyeyim CHP'nin milliyetçi saflığı vesaire değil. Yani karşımızdaki sorun daha büyük bir sorun. Ve bunlar da şeyi de önemsemiyor açıkçası. Yani Kumkapı'da yaşanan durum, Türkiye'de kalmış az sayıda kimliğini koruyarak kalmış az sayıda Ermeni'nin ya da Ermeni göçmen işçilerin durumu da açıkçası bunların umrunda değil. Bu tehlikeli provokasyona tehlikeli diyoruz çünkü bu bir saldırıya da dönüşebilir. Biz bunları yaşadık. Yani şimdi Hrant Dink'in vakti zamanında Ermenistan'ı eleştiren sözlerini sosyal medyada bolca paylaşan insanlar dün Hrant Dink'i bu kafa yüzünden öldürmüş, öldürenle poz vermiş, onu haklılaştırmıştı, onunla empati kurmuştu. Yarın da belki bir başka Ermeni'ye yönelik saldırıda bunlar olacak. Bundan Türkiye ne kazanmış olacak ya da Türkler ne kazanmış olacak? Orası da ayrı bir soru. Kimse bir şey kazanmış olmayacak. Peki, hemen ikinci konuya geçmek istiyorum. Bugün Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı sabah saatlerinde yeni ekonomi paketini açıkladı. Yine böyle bir cafcaflı bir törenle bu paketi açıkladı. Şimdi baktığımız zaman yani konuşmanın içeriğinde enflasyondan bahsediyor, sürekli bir büyümeden bahsediyor. Biz hep büyüyoruz, büyüyoruz ama nedense galiba boyumuz mu küçük bilmiyorum ama bir türlü büyüklüğü anlayamıyoruz böyle. Ama hiç döviz kuru yok. Yani dolar işte 8'e yaklaşıyor, euro 9.20'lerde bundan hiç bahsetmedi. Ülkede özellikle de pandemi sonrası artan bir pandemiyle birlikte ekstra artan bir işsizlik de var aynı zamanda. Şimdi işsizliğe de değinilmedi. Bu paketin nasıl yorumlarsın? Yani aslında değinilmeyen kısımlarını değerlendirmek gerekirse. Yani bir, bu iktidar artık ülkenin geldiği vaziyet gereği yönetemiyorsunuz lafı ne kadar isabetli bir laf bilmiyorum. Sonuçta yönetiyorlar bu ülkeyi, bunlar yönetiyor ve bu şekilde yönetiyorlar. Bu bir sınıfsal tercihi var ve elbette ki burada emekçinin gündemini, yoksulluğunu, işsizliğini ya da güvencesizliğini dert etmeyecek. Hatta onu pekiştirerek kapitalist, Türkiye kapitalizminin dönmesini sağlayacak tedbirler olacak. O yüzden de part-time çalışmayı, yani aslında bir kişinin belki bir ayda yapacağı işi 15 gün içerisinde yapmasını zorlayıp 15 gün onu işsiz ve aç bırakıp
aslında ücretsiz bırakıp hem işsizliğin örtüldüğü ama bir taraftan insanların daha düşük ücrete, daha ağır çalışma koşullarına zorlandığı bir çözüm, tırnak içinde sermaye çözümünü önümüze koymuşlar. Burada güvence yok, iş güvencesi yok. Burada asgari ücret bile yok. Burada sosyal güvence de yok. Sermaye yönelik bir takım teşvikler var. Bunlar zaten kafalarında olan şeylerdi. Hani ne yaparsınız ücretleri düşürürüz. Böyle bir şey. Yani 15 gün çalıştıracağım diyor ama yani şunu da diyebilirsiniz. Ya bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede ve pandeminin olduğu bir yerde mesai saatini ben günlük zaten 8 saate uyulmuyor ama velev ki diyelim 8 saat, 6 saate ya da 4 saate indiriyorum. Böylece teması da azaltmış oluyorum. Herkese aynı zamanda çalışmasını da sağlamış oluyorum. Günlük mesai daha az, daha sağlıklı ve işte ücretini de alacak. Yine onu da kamu kaynakları bu şekilde de aktarılabilir. Yani bir sermaye teşvik biçiminde olmak yerine işçiye de aktarılabilir. Bunun yerine ücreti nasıl düşürürüm? İşsizliği nasıl rakamsal olarak perdelerim? Yani istatistiki olarak perdelerim, gerçek anlamda değil. Bunun derdindeler. O yüzden aynı durum karşısında iki farklı çözüm olabilirdi. Bunlar getirdiler çözüm diye bunu, yani güvencesizliği, ücret düşüklüğünü getirdiler ve sefalet ücreti dayatmasını aslında getirdiler. Adı da işte şey olacak, bir takım teşvikler falan olacak, istihdam paketi bilmem ne olacak. Zaten hani kötü bir şey yaparsanız ona reform dersiniz. Evet. İşte bir kazanım elden alırsanız ona devrim dersiniz. Bu zaten sağ siyasetin, neoliberal siyasetin bir şey oldu artık, tarzı. Şeyden, dolardan bahsetmemesi, yani bahsedemez. Yani şey olduğunda bir ara yine 7 liraya çıkmış ve 2 sene önceki o kur şokunda 5,5 liraya düşmüştü. Bunu büyük başarı olarak bahsediyordu. Başarısızlıklardan bahsetmeyelim şeyi var. Zaten bahsedebilecek bir durum yok. Çok az şey konuşmaya başlayacaklar ve artık hani bir ekonomi bakanı gibi değil, propaganda bakanı gibi konuşmaya başlayacak. Çünkü biliyorsunuz kendisinin kayınpederi de daha önce işte Kürt sorununun olmadığını, yani Kürt sorunu dersen vardır, yok dersen yoktur gibi bir takım sözler sarf etmişti. O da dolar yok dersen yoktur diyor ama bunu lise talebesine bile anlatmaları güç, çünkü internetten girip... Demirel'in o sözü geldi aklıma. Şimdi sen Süleyman Demirel'in bir sözü geldi aklıma. Ya sorunu sorun etmezseniz sorun kalmaz diyor ya ortada. Ha, evet. Bu açık, bu şey var galiba. Bu sorun bir yerde durur ama ben ekonomi bakanı olarak dolar hakkında söyleyecek sözüm kalmadı demek. Doların treni patladı. Ben bir şey yapamıyorum. Merkez Bankası'nda para kalmadı demek. Yani aslında tercümesi bu. O yüzden yani diyecek sözüm de yok. Yalan bile söyleyemiyorum diyor. Çünkü eskiden hani inecek dolar falan diyordu. O videoları dolaşıyor. Esprili bir takım kurgularla videoları dolaşıyor ama söyleyecek sözü kalmadı iktidarın bu konuda. Ve TL eriyor. Doları değil. Biz TL'yi konuşalım. Hani tamam, maaşımızı TL ile alıyoruz ama bizim maaşımızı aldığımız TL doların onda birine, yani sterlinin onda birine düştü. İşte euro, dolar diye de böyle peş peşe geliyor ve bunun önemsiz olduğunu lise talebesine bile anlatamazsınız. Ortaokul talebesine bile anlatamazsınız. Çünkü o da internete girip istediği bir şey varsa, cihaz varsa, şu varsa, bu varsa ona bakıyor ve onların fiyatlarının dolarla belirlendiğini herkes biliyor. Evet. Bunu esnaf da biliyor. İşte büyük sanayici de biliyor. Sermayenin çeşitli fraksiyonları da biliyor. İktidarın daha önce en büyük başarısı, yani yükseliş yıllarındaki en büyük başarısı dövizi düşük tutup, döviz kurunu düşük tutup aynı zamanda krediye boğmasıydı piyasayı. Yani aslında farklı hem büyük sermaye gruplarının hem de orta ölçekli sermaye gruplarının isteğini, her zaman kolay kolay aynı anda karşılanamayacak isteklerini aynı anda karşılayabilme becerisiydi. Bu beceri 2011-2012'den beri adım adım kayboluyor ve Türkiye'de ihracat dediğiniz şey dahil olmak üzere sanayi üretimi, yani ihracata yönelik üretim dahil olmak üzere sanayi üretimi dışarıdan aldığınız teknolojiye, makineye vesaire bağlıdır ve onu dolarla alırsınız. Yani daha çok da euro ile ihracat yapıyorsunuzdur. Dolarla alıyorsunuzdur. O yüzden büyük sanayici dediğiniz sermayenin TÜSİAD'da temsil edilen ağırlıkta fraksiyonları düşük döviz kuru ister.
Ama onlara ben dövizi düşüremiyorum ama şu işçi ücretlerini düşüreyim diye bir kıyak yapmaya çalışıyor ve bir takım teşviklerle de diğer sermaye gruplarını ayakta tutmaya çalışıyor ama hem şey açısından ekonominin geneli açısından diyelim hem de emekçinin ekonomisi açısından pek parlak bir tablo vaat edemedi. Artık Ekonomi Bakanı'nın yapacağı sevimli olmayan esprilerle karşımıza çıkmak söyleyecek sözü tükenmiştir iktidarın. Bugünkü dolar açıklaması da odur. Peki. Hemen son olarak kısaca HDP yapılan olarak da değinmek istiyorum. Cuma günü bir operasyon yapıldı. 6 yıl önceki Kobane olayları gerekçe gösterildi. Hatırlatma yapalım. HDP tam bu süreçte araştırma önergesi veriyor ama sürekli bu iktidar partisi tarafından da reddediliyor. 6 yıl sonra gelen bir operasyon, pazartesi günü savcılık ifadeleri alınacaktı ama ekstra gözaltı süreleri yine uzatıldı 4 günde. Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Acaba bu operasyonla diğer emek demokrasi cephesine de bir mesaj veriliyor diyebilir miyiz? Yani operasyon nereye kadar devam edecek onu bilmiyorum. Aynı gün işte isimsizler hareketi adı altında bir soruşturmayla da hem sosyalist hareketin örgütlü örgütsüz çeşitli kesimlerinden insanlar, yani bu toplumsal muhalefetin çeşitli kesimlerinden insanlar gözaltına alındı, bırakıldılar, üçü tutuklandı. Ama bundan sonra toplumsal muhalefetin geri kalanına ayrıca bir operasyon olur olmaz onu bilemiyoruz. Ama bunun Türkiye AKP karşı toplumsal muhalefete ya da ilerici toplumsal muhalefet güçlerine toplam bir mesaj olduğunu şuradan söyleyebiliriz. Kobane herkes farklı şekilde değerlendirir ama hafızalardan yitirilmemiz gereken şey AKP'nin de onu unutamaz hale gelmesini sağlayan şey Kürt hareketinin AKP karşısında aktif muhalefete geçtiği an olmasıdır Kobane eylemleri. Kürt hareketi o zamana kadar Gezi dahil olmak üzere 17-25 Aralık dahil olmak üzere AKP karşısında aktif bir muhalefete girişmedi. Yani şunu söylemiyorum. Kimse diyor işte bu sevimsiz yorumlar var. Yok işte şimdi MHP ile işbirliği içinde, o zaman da Kürt hareketi ile işbirliği içindeydi. Hayır, öyle bir işbirliği yoktu. MHP ile şu an iktidar paylaşımındalar. Eskiden bunu cemaatle iktidar paylaşımı içerisindeydi ama Kürt hareketiyle bir müzakere süreci vardı. Bu müzakere süreci bozulmasın diye Kürt hareketi ne Gezi'de ne de 17-25 Aralık operasyonunda AKP'ye yüklenmedi. Ama Kobane, yani IŞİD'in o Kobane kasabasını kuşattığı ve binlerce, belki de on binlerce insanı katliamla tehdit ettiği bir anda tek soluk borusu olabilecek Türkiye o soluk borusunu AKP iktidarının tercihi sebebiyle açmıyordu. Bu soluk borusunun açılması isteniyordu. Bunu isteyen sadece HDP değildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi de. O da bir hatta alternatif tezkere önermişti. Yani girelim, kardeşlerimizi kurtaralım, akrabalarımızı kurtaralım, geri çekilelim gibi bir askeri tezkere önerisi de vardı Kılıçdaroğlu'nun. O anda AKP bu talepleri kulaklarını kapattı. Erdoğan da o simgesel sözü işte Kobane düştü düşecek. Aslında bir siz ben ölüyorum diyorsunuz öl diye karşınızda dalga geçen, bununla gülen, buna heveslenen birini görüyorsunuz. Orada ipler koptu ve yani HDP MYK'sına ya da Selahattin Demirtaş'a yükleniliyor ama dünkü bir söz güzeldi Meral Danış Beştaş'ın. Bizim karar organımız 29 kişi değil, yani MYK vesaire halktır diyordu. Kürt hareketini eleştirebilirsiniz, şu olur bu olur ama bu bir halk hareketidir. Ve o gün sokağa dökülen de halktı. Ha, orada ne oldu? Artık hani müzakere vesaire, tamam eyvallah, müzakereyi kopartmak gibi dertleri yoktu ama yeter artık deyip sokağa çıktı Kürt hareketi. Bu AKP açısından unutulabilir bir şey değil. Çünkü o aynı zamanda Fırat'ın doğusundaki muhalefetle Fırat'ın batısındaki muhalefet arasında da gerçek bağların kurulduğu bir şeydi. Şimdi unutturulmaya çalışılan bir şeydir. Laikçi teyze diye aşağılanan kadın Kürt kadınıyla orada IŞİD'e karşı mücadele eden, orada bir silahlı genç kadın olarak gördüğü Kürt'le bir kader ortaklığı olduğunu gördü. IŞİD burada simgeydi ama AKP iktidarı da onu doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyen bir başka şeydi. Yani Gezi bir adım idiyse
Kobane ikinci adımdır. 7 Haziran'daki sonuç oradan türemiştir ya da geçtiğimiz yerel seçimlerdeki sonuç, AKP'nin seçim yenilgilerine giden sonuç buradan üremiştir. AKP'nin vurduğu yer burasıdır. Ama bu sürekli yani şey işte zamanlama manidar mı değil mi vesaire o kadarını devlet içinde kanalları olan ya da bu kafayla diyalog içinde olanlar şey yapsın ama şunu biliyoruz. Türkiye'de operasyonlar sistem karşıtı güçlere karşı hep vardır. AKP'nin Kobane gibi bir kuyruk acısı vardır. HDP özel olarak hedef alınacaktır. Burada şu yok, şunu herkes biliyor. İyi Partisi'nden CHP'sine Türkiye'de muhalefet başarıya kavuşmak istiyorsa parlamenter muhalefet HDP'yi hesaba katmalı. HDP ile ipleri kopartamaz. O yüzden de yani AKP aman muhalefeti bölmeye çalışıyor falan. Evet bölmeye çalışacak. İyi Parti'ye de ayrı çalışacak. HDP'ye, CHP'ye de ayrı çalışacak. Ama buradan çok başarı elde etmeleri mümkün değil ama yani sonuçta faşizm saldırıyor ve Türkiye'nin üçüncü büyük meclisteki üçüncü büyük partisine 6 milyon insanın iradesini hiçe sayarak, yerel seçimlerde ortaya konan iradeyi hiçe sayarak saldırıyor. Hani işin kendisi zaten başlı başına bir şey. Hani buna karşı tutum alınması gerekir. Arkadaki amaçlar bundan başka neyi amaçlıyor? Yani amaçlanan şu Ayhan Bilgen hapiste yani bu da bir hedef değil midir? Sizin Kars'ta o MHP'nin o çete bağlantılarıyla kuşattığı belediyenin başında sevilen herkesin saygısını da kazanmış solcusundan sağcısına diyeyim Ayhan Bilgen gibi bir figür kayyum atanmamış son il belediyesiydi. Bir rahatlık içeride ya da ne yaptık işte o düğün pozu işte herkes çok konuşmuştu o yüzden ayrıntısına girmeye gerek yok ama Ankara Cumhuriyet Başsavcısının düğünden sonra saraya gitti ve bir düğün hediyesi verdi. Evet bu da doğru. Toplumsal muhalefet şöyle ya bu bana da gelir mi ayrıca bir hesap var mı diye düşünmeden buna karşı koymalı çünkü evet bu bir başka adım olmasa bile Türkiye'de demokrasi isteyen, halkların kardeşliği, eşitlik, özgürlük, barış isteyen bütün güçlere vurulmuş bir darbedir. Yani oraya Kars'a da eğer bir kayyum atamayı düşünüyorsa bu aynı zamanda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerinin sınırlandırılması adımıyla da bütünleşik bir şeydir. Sizin yani Kürt'ün sırtında bilenen bıçak, kırbaç her neyse Türk'ün de boğazına yaslanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de evet yani şeyi hukuki açıdan artık hiç tartışmıyoruz. Gerek yok, anlamsız. Hani şöyleydi böyle diyorlar. Anayasa Mahkemesi karar alıyor ve uygulanmıyor bu ülkede. Hani özgürüz de bu Can Dündar davaları vesilesiyle bunu yakından biliyor, işlemiş. Anayasa Mahkemesi'ni tanımayan bir iktidarın, anayasayı tanımayan bir iktidarın hukuki olarak eleştirilmesi falan kısmına çok şey girmiyorum. Zaten hukuk yok. Ama bu politik operasyonunda karşısında herkesin işte dediğim gibi o sonra müneccimlik vesaire yapmadan net bir tutum sergilemesi gerekiyor. En azından şeyin bunu fark etmesi hem HDP'nin hem de HDP'ye saldıranın evet HDP yalnız değil. Çünkü hakikaten bu saldırı da sadece ona değil. Hepimize vurulmuş bir darbe diyelim. Bütün toplumsal muhalefete yani. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet. Senin korku editörü Ali Ergin Demirhan'la birlikteydik. Bugün Azerbaycan-Ermenistan gerilimi Berat Albayrak'ın sabah açıkladığı yeni ekonomi paketi ve HDP yapılan operasyonu konuştuk. Özgürüz Radyo'da yarın başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.